arkadaşlar. Şimdi kedi köpek beslemek çok keyifli. Bizim mesleğimiz çok keyifli. Ama şu an mesela zor anlarda. Yaşadığımız anlardan biri. Sen ne yapıyorsun orada? Çık. Zilli. Bizim kedi de çıkar. Evet, şimdi Ayşe ablasının çektiği çileyi göstereceğim size. Heh. Ayşe ablası ne yapıyorsun? Bak senin altını temizliyor. Ne yapmış bu? Burada? Dur. Hayır. Bak, hayır. Çocuklar ne kadar akıllı temiz batırıyor. Hayır. Tamam dur. Dur bir. Ben dikkat dağıtıyorum. Hayır. Sebep kanlıysaydı. İyileşince çocuklar böyle zalınlaşıyorlar işte. Bakın. Çünkü bu kenardaki şeyler duvar şey olmasın diye yapıyoruz. Hani kontamin olmasın diye. Çalış süresi biniyor zaten sonra tekrar. Kafesler dezenfekte oluyor. Ozon cihazıyla ve çamaşır sularıyla. Ama tabii ortam bu. Yemin ediyorum var da şu an bana çile çektiriyorsun ya. O şu an çok eğleniyor ama. Ne oldu? Ay yorum sürüttüm. Biraz kiremsin bana. Ya Zeus! Zeus be! Bir dur. Dur. Babası diyecek ne yaptı? Bu niye böyle psikopat sonra? Hocam falan çıkart bizi. Selene. Hayır. Kıbrım olur. Ya hadi sarılalım. Böyle tadıyla. Tamam. Dur. Böyleyken duruyor. Güzel bak. Hayır yerine gitme. Gel. Gel buraya. Oraya sokmak istedim sokamazsın ama ha. Kandinsel hastalığının atlattıklarımızdan biri kandinsel tedavileri bir de yaptığımız tedavilerde genelde saat yağını çok kullanıyoruz. O da güzel bir başarı imkanı sağlıyor bize çok şükür. Buradan gidiyoruz. Bekle. Dur. Tamam seveceğiz. Isırma beni. Tamam. Dur. Şimdi kandinsel hastalığı oldukça zor bir hastalık. Özellikle köpeklerin aşılama olmadan dışarıda gezdirilmesiyle ya da bizim ayakkabılarımızın temasıyla veya kardeşlerinden ya da annesinden bulaştığı ya da işte diyeyim bir hastalık. Bu hastalık çok oldukça öldürücü bir hastalık. %50'nin üstünde bir öldürme oranı olan bir hastalık. Tabii bu tedavide çok ciddi emek gerekiyor ve maalesef zorlu bir süreç. Dolayısıyla aşısız çocuğunuzu hiçbir şekilde dışarıya çıkarmıyorsunuz. Değil mi Zeus? Evet. Bu şekilde şu an hareketli olması yanıtmasın. Bundan 5-6 gün öncesinde çok ciddi bir şekilde geldi kliniğe. Bu kalsizli ve dışkısız kanlıydı. Tamamen kanlıydı ve su gibiydi. Zaten domates çorbası kıvamı deriz biz bu dışkıya. Dolayısıyla oldukça dikkat edilmesi gereken bir hastalık. Ne kadar erken fark ederseniz çocukların halsizliğini. Kopuyorsanız kaçırsın.
halsizliğini ve iştahsızlığını o kadar önemli. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Tabii bizim kullandığımız tedavi yöntemi biraz daha farklı aslında. Biz daha çok aromaterapi ve fitoterapi yapıyoruz. Yani bitkisel yağların bitkisel yağların karıştırılması ve bitkisel yağların kullanılması çok önemli oluyor. Hem bağışıklığı güçlendiriyor, hem metabolizmayı destekliyor, hem de kullanılan antibiyotiklerin yan etkilerini azaltıyor ve toksinleri bağlıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir başarı imkanımız oluyor. Bitkisel tedavi anlamı çok önemli ama maalesef bu hastalığın bir kötü avantajı var. Bu hastalık kalbe yerleşebiliyor ve 3 aylıktan önce ki köpeklerde özellikle kalbe yerleşip kalp krizi, miyokardit dediğimiz rahatsızlığa sebebiyet verip akut bir şekilde kayıpları yaşayabiliyoruz. Tabii bu hastalıkla birlikte bazen askeritler de yani parazitler de oluyor ve parazitler maalesef kanlı ishalle birlikte seyretme tedavi başarı oranını düşürüyor. Ama eğer tek başına bir kanlı ishal yaşıyorsak ya da işte giardia, protozoa dediğimiz hastalıklarla birlikte yaşıyorsak daha başarılı oluyoruz. Ama virüs kalbe yerleşmediği sürece ve askerit durumunun yoğun olmadığı dönemlerde özellikle başarı imkanımız çok artıyor. Dolayısıyla iç dış parazit uygulamalar çok önemli. Takip çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve gerçekten maalesef maddi olarak çok zorlayan bir hastalık. Aşı çok önemli. Aşı çok uygun oluyor hastalık tedavisinin yanında. Dolayısıyla aşınızı asla geciktirmiyorsunuz. İshali var. Patates püresi yapayım. Pirinç haşlayayım. Havuç püresi vereyim vesaire. Bu tedavi edici değildir. Herhangi bir tedavisi olmaz. Bunu başka ishallerde ya da hastalık sonrasında iyileştikten sonra verilebilir belki ama öncesinde yani hastalık durumundayken hiçbir şey yapmayayım ben patates püresiyle çözerim ya da probiyotiklerle çözerim ben bu hastalığı gibi bir durum yok. Çünkü virüslerin kesin bir çözümü yoktur. Biz bağışıklığı yükselterek bu hastalığı tedavi etmeye çalışırız. Dolayısıyla çok önemli bir şey. Husuma, ishal fark ettiğiniz zaman mutlaka hekiminize danışın. Özellikle 3 aylıktan önceki köpekler çok çok daha riskli bir hastalık. Deniz Zeus. Zeus ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Değil mi Zeus? Zeus kurtuldu tabii de. Çok şükür. Evet. 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 Ne yapıyormuşuz? Aşı yapıyormuşuz. Kanlı ister olmuyorlarmış. Değil mi Zeus? Değil mi Zeus? Değil mi bak? Bay bay Zeus. Görüşürüz de Zeus. Hoşça kalınca. Bay bay.